Evet. Monopoly World İngilizcesi, Türkçesi Dünya Şehirleri. İnternetten YouTube Türkiye'den çok baktım. Hakkında hiç unboxing kutu açılımı videosu yoktu. Ben de almıştım. Yani almak istiyordum. Yoktu. Bu yüzden şu anda çekmeye karar verdim. Sizinle birlikte hep birlikte açacağız. Bakalım. Klasik Monopoly'den farklı olaraktan bizleri nelerin beklediğini hep birlikte göreceğiz. Umarım almak isteyen arkadaşlara bir faydam dokunur. Öncelikle şöyle görmüş olduğunuz gibi taşlarımızda Paris Eiffel Kulesi. Paris Eiffel Kulesi, New York Özgürlük Abidesi, Mısır Sphinx ve Paskalya Adası'ndaki bu heykelcikler bulunmakta. Heykeller, heykelcik değildi. Evet. Şöyle gösterelim. Açtığımızda böyle bunlar çıktı. Gayet şık bir şekilde yapmışlar. Açmayalım diye mi yapmışlar? Yalnız o kadarını bilemeyeceğim. Evet. Açmayalım diyerekten yapmışlar bunu. Bunları evet, şöyle gösterelim. Paris. New York Özgürlük Abidesi. Duracak mı bu? Durdu. Mısır'ın Sphinx'i. Sphinx. Ve Paskalya. Heykel. Evet, normal bir adet klasik zar, bir adet de hızlı zar gönderilmiş. Burada görmüş olduğunuz gibi böyle bir anlaşma var. Anlaşma 1 oluyor herhalde. Evet, 1'miş. Bunlara baktıktan sonra evet geldik herkesin merak ettiği gibi tabelaya. Evet. Tabelası böyle, bilmiyorum. Nasıl bir şey görmüş olduğunuz gibi şöyle başlayalım. Nereden başlıyoruz? Başlangıçta. Başlangıç Madrid. Bu çok saçma bir yer. Bilmiyorum. İnternetten baktım, Hollanda'daymış. Taipei, Tayvan. Cape Town, Güney Afrika. Queenstown. Yeni Zelanda olması lazım. Sydney, Avustralya, Amsterdam, Hollanda, New York, Birleşik Devletler, Tokyo, Japonya, Moskova, Rusya, Londra, İngiltere, Belgrad, Sırbistan, Atina, Yunanistan, Belfast, İrlanda, Santiago, Amerika, yok, Şili, Meksiko City, Meksika, Varşova, Polonya ve Türkiye'mizden İstanbul, Lizbon, Portekiz, Riga, Letonya, Litvanya da olabilir. Hong Kong ve Peru'dan Lima bulunmakta. Hava yolları var. Bunların ne olduğunu bilmiyorum. Burada normalde daha önceden şeyler oluyordu. İşte Kabataş iskelesi gibi şeyler oluyordu. Burada neyin olduğunu bilmiyorum. Şimdi öğreneceğiz hepsini. Tabelamızı katlıyoruz. Bunda klasik oyundan değişik olaraktan pasaportlarımızın olduğunu söylemişlerdi. Monopoly pasaportları. Evet. Monopoly pasaportlarımız da burada. Böyle değişik. Monopoly pasaport. Bunlara bu çipleri koyuyormuşuz artık, bilmiyorum yani hangi kurala göre olduğunu bilmemekle birlikte
bu çiplerden pasaportlarımıza yerleştiriyormuşuz. Hani galiba satın aldığımız yerlerin kıymetine göre galiba. Burada görmüş olduğunuz gibi rakamlar var üstünde. İşte 9, 12 gibi. Burada da daha önceden gördüğünüz mesela Tokyo diyor 14. Tokyo'yu satın aldığın zaman 14'lük bir çip alacaksın galiba. Mantığı bu olsa gerek. Böyle çipleri var. Farklı farklı renklerde. Yav, çok incik boncuğu çıktı ya. Bu klasik. Klasik Monopoly seviyorsanız ilk başta hoşlanmayabilirsiniz. Ben de şu anda pek fazla hoşlanmadım. Ha pardon, bunda tapular yok. Tapular yerine pasaportlar var. Evet, anladığım kadarıyla benim. Evler de yok bunda. Evet, ev de yok. O da bir değişik tabii, ilginç bir şey şu anda. Monopoly paraları var. Sanki bu normalinden az. Göreceğiz, bilmiyorum. Klasik Monopoly seviyorsanız sevmeyebilirsiniz. Ben de şu anda sevmedim. Paraların da oldukça az olduğu kanaatindeyim. Şöyle 20'lik, şöyle 100'lük, şöyle 500'lük. Ama hiç oldum ya. Hiç oldum şu anda. Yani dedim farklı bir şey olsun. Bundan alalım. Şu anda hayal kırıklığı içerisindeyim. Evet. Şans kartlarımız varmış. Monopoly kartı. Şans kartı da değildi. Neyse, yani koleksiyon severler vardır içinizde. Başka bir şeyler vardır. Bilmiyorum şu anda. Ama ben bunun işte internette bir kutu açılımı videosu olsaydı ve ben sevseydim, ben şu anda bunu almamış olacaktım. Dedim hani değişik bir şeydir. Bundan olsun. Şans kartı. Kiev. Seyahat fotoğrafları yarışmasında ikinci oldun. Budapeşte. Seni bir başkasıyla karıştırmışlar. Kodestin ücretsizliği. Borneo sahibi. Senin biletini yanlışlıkla bir başkasına satmışlar. Yalnız bu şehirler oyunda yok. Quito, Vancouver, Kuala Lumpur, Singapur, Vilnius, Adelaide, Bratislava, Roma, Seul, Dubai, Dublin. Evet, farklı bir kart tabii. Here Now kartı. Bükreş, Sofya, Berlin, Los Angeles, Tallinn, Montreal, Tel Aviv, Bogota, Brüksel, Barcelona, Toronto, Paris, Prag, Rio de Janeiro. Böyle de kartlarımız var. Şans kartı ve Monopoly kartı. Oyunun amacı, evet, böyle bir kullanım kılavuzu da çıktı içinden. Oyunun amacı... okuyoruz. Muhtemelen pasaportu ilk önce doldurmak olacak. Nasıl kazanılır? Pasaportunuzu damgalarla doldurdun mu kazanıyor musun? Görmüş olduğunuz gibi şöyle. İstediğim şey yani bu değildi bizim yani. Evet, oyun bu arkadaşlar. Tabii ki de tahmin edebileceğiniz gibi pasaportunuzu en kolaylıktan doldurabileceğiniz yer, en pahalı yerler. Bunlardan bir tanesi de İstanbul. Öteki yerlerle de ne bileyim, işte daha ucuza olan yerlerle de anca böyle, bunlarla böyle falan doldurabilme şansınız var. Nasıl olacaksa bu işte. Yani toplamda şunların 5 tanesini satın aldın mı pasaportun zaten dolmuş oluyor. Böyle saçma sapan bir oyun almış olduk arkadaşlar. Ne diyeyim, siz almayın.
Ben olsam almazdım şu anda. Evet. Tekrardan gösteriyorum. Belki siz almayın. Ben yani daha önceden izleseydim ve böyle bir şey olduğunu bilseydim ben almazdım. Bir başka videoda görüşmek üzere.